Evet, bakın kitapta görüldüğü gibi 10 liranın sıfır rakamı yine tam hologramın parlak baskının üzerinde. İşte buradaki sıfır rakamını siliyorlar. Hatalı basım gibi gösteriyorlar maalesef. Kitapta da görüldüğü üzere 9. emisyon grubunda 6 ayrı kupürde para bulunmaktadır. Yine bakıldığı zaman, bakın 5 lirayı biz tam katmıyoruz. Hologramın parlak baskının tam ucundan yakaladığı için bu parayla oynama yapamıyorlar. Hangi paralarla oynama yapıyorlar? Bakın buradaki onun sıfır rakamı tam hologramın üzerinde. Yine devam ederim. Bunların tertipleri var. Yine bakın 20 liranın sıfırı tam hologram üzerinde. 50 liraya bakıyoruz, yine tam üzerinde. 100 liraya bakıyoruz. Bakın tam üzerinde. Bugüne kadar 100 lirada 1 lirayı görmedik. Yani şu sıfırı silince yandaki sıfırı silemiyorlar. Çünkü o hologramın üzerinde değil. Sadece buradakini siliyorlar. Son olarak 200 liralık banknot. Bakın yine onun sıfırı da tam hologram üzerine gelmiş. Bu elimde görmüş olduğunuz paralar 9. emisyon diye adlandırdığımız ve şu anda tedavülde kullandığımız banknotlardır. Son dönemlerde kamuoyunda ve birçok haber kanallarında bu paraların hatalı basıldığına dair iddialar bulunmaktadır. Halbuki bu paralar hatalı basılmıyor. Paranın sağ tarafında şu bölümde parlak bir hologram vardır. Bu sıfır rakamı hologramın üzerine geldiği için bazı art niyetli kişiler sıvı kimyasal maddelerle buradaki sıfır rakamını siliyorlar, hatalıymış gibi gösteriyorlar. İnanın 40 yıldır bu camianın içindeyim. Bu kadar hatalı parayı ilk defa görüyorum. Tamamen bu art niyetlidir. Bu yüzden halkımıza ve özellikle numizmatik camiasında para koleksiyonu yapan kişilere bu paralara itibar etmemeleri ve bunlara afaki rakam ödememeleri konusunda rica ediyorum. Aslında bu bir suçtur. Türk parasını koruma kanunu gereğince paranın üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz. Yani böyle bir hata söz konusu değildir. Bu elimde görmüş olduğunuz para elimize yeni geçmiştir. Bakın yine burada şu parmağımın ucunda sıfır rakamı olması gerekirken sadece bir rakamı var. Paranın sağ tarafında şerit halinde enlemesine yukarıya doğru giden yanar dönerli hologram vardır. Bu hologramın üzerine geldiği için sıfır rakamını maalesef bir şekilde siliyorlar ve bu da onlardan bir tanesi. Yine paranın üzerine baktığımızda hep aynı köşedeki sıfır rakamlarının silik olduğunu görüyoruz. Halbuki paramızın üzerinde, bakın bu ortada da sıfır rakamı var. Bu köşede de, hatta arka taraflarda da görüldüğü gibi sıfır rakamları var. Her ne hikmetse buralarda herhangi bir hata söz konusu değil ya da sıfır rakamlarının silinmesi söz konusu değil. Yaklaşık 40 yıldır numizmatik para camiasının içindeyim. Bu konuda para madalya üzerine 18 tane kitap yazdım. Hayatımda bu kadar hatalı parayı maalesef görmemiştim.